Evet arkadaşlar, bugün fiziğin alt dallarını inceliyoruz sizinle. Bu alt dalların ne olduğunu, bir de neleri araştırdığını, nerelerde kullanıldığını bilmemiz bizim için yeterli arkadaşlar. Birinci alt dalımız mekanik. İkincisi elektromanyetizma, termodinamik, optik, katı hal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği. Bunların arkadaşlar çoğunu zaten biz duyduk. Şimdi mekaniğin nerede incelendiğini gözlemleyelim. Mekanik, hareket, kuvvet ve denge ile ilgilenir. Mekaniğin kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerine çalışan bölümüne statik, kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerinde çalışan bölümüne ise dinamik denir arkadaşlar. Yani kısaca biz mekanik, hareket, kuvvet, denge, enerji olduğunu bilmemiz bizim için yeterlidir. Zaten basit makineler enerji, dinamik hep mekaniğin içindedir. Birinci bilgimiz bu. Elektromanyetizma. Elektrik yükleri, elektrik yüklerinin etkileşimleri, yüklerin hareketi, hareketlerin sonuçları ile ilgilenir. Statik elektrik, elektrostatik, bunları bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Ayrıntı istiyorsanız şu kelimeler hepsini okuyun. Bir kez daha bilgiyi tekrarlamış olursunuz. Termodinamik, ısı enerjisi, zaten termo ısıyla alakalı unutmayın. Isı enerjisi ve ısı enerjisiyle sıcaklık, öz kütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler. Bilgi bu kadar yeterli arkadaşlar. Termodinamik deyince ne gelecek aklınıza? Isı enerjisi, sıcaklık, öz kütle, basınç. Optik, hepimizin bildiği gibi arkadaşlar mercek, çukur ayna, düz ayna, prizma, renklerin kırılması, ışığın etkileşimi, görme olayları, teleskop bunlardır arkadaşlar. Işık olayları, ışığın maddi etkileşimleri inceler. Bunlara dikkat ederseniz bir kez okuyun. Bakın buradaki notlar Milli Eğitim Kitabı'nın notları arkadaşlar. Bu açıdan önemli. Milli Eğitim Kitabı'nda çıkan bilgiler sınavda karşımıza çıkabiliyor. Fiber kablolar, fiber optik kablolar arkadaşlar. Geçmiş yıllarda çıktı fiber optik kablo. Nasıl çalıştığı soruldu bize. İçeride yansımalar yapar fiber optik kabloda dalga. Katı hal fiziği, kristal yapıdaki katı maddelerin mikroskopik özelliklerini araştırır. Yani atomun içindeyiz şu anda, dikkat edin. Atomun içine girdiniz. Bu özellikler arasında katı maddenin elektriksel, manyetik, optik ve termal özellikleri bulunur. Bunu inceleyen bir bilim dalıdır arkadaşlar. Bakın katı hal fiziğinin kullanıldığı yerler şu aşağıda. Kalem ucu, granit, tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar. Bunlar çalışma alanlarının olduğu yerler arkadaşlar. Bunları okuyun dediğim gibi Milli Eğitim Kitabı'nda olan özettir. Onun için bütün satırı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Uzun uzun okumayacağım, siz okuyun. Evet arkadaşlar, atom fiziği lise sonunda gördüğümüz bir konu. Atom fiziği nedir? Atomun yapısını, atomun atomik boyutta gerçekleşen olayları, moleküllerin birbirleriyle etkileşimlerini inceleyen bir daldır. Uygulama alanları nanoteknoloji, uygulama alanlarından biridir arkadaşlar. 3D yazıcılar, yapay zeka, bilgisayarlar, kuantum bilgisayarı, dikkat edin. Bunlar çalışma alanlarıdır. Nükleer fizik geniş bir çalışma alanı arkadaşlar. Sağlık fiziğinde özellikle kullanılıyor. Yaşlı kalıntıların, fosillerin kaç yıllık olduğunu bulmaya yarayan bir sistemde de kullanılıyor. Zaten burada göreceksiniz. Nükleer fizik atom çekirdeğinin yapısını, çekirdeki etkileşmeleri, çekirdek tepkimelerini inceleyen bir fizik dalıdır arkadaşlar. Nerelerde kullanılır? İşte sağlık fiziğinde kullanılıyor. X ışınları, PET,
bilgisayarlı tomografi, dünyanın yaş hesaplamasında, tarihsel olarak sıcaklık değişiminin hesaplanmasına, okyanus akıntılarının takibinden vesaire vesaire buraya kadar nükleer fizikin çalışma alanlarıdır arkadaşlar. Dediğim gibi burayı okuyun. Bir kez okumanız yeterlidir. Çünkü TYT'de çıkabilecek bir soru türüdür. Basit bir şekilde gelir. Okumakta fayda var. İşte der ki, nükleer fiziğin aşağıdaki çalışma alanları hangisidir der. 5 tane seçenek açar. Bir tanesini ısı sıcaklık der. O termodinamiğe giriyor. Bunlardan da işte PET der, çekirdek etkileşimi der. Buradaki örnekleri vererek size doğru seçeneği bulmanızı sağlar. Evet arkadaşlar, yüksek enerji ve plazma fiziği son yılların en değerli konularından biri. Çünkü atom altı parçacıklarla ilgileniliyor artık. Önemli bir daldır. Bayağı işimize yarayan şeyler vardır burada. Zaten uzayla ilgili çalışmalar vardır. Peki okuyalım nedir? Yüksek enerji ve plazma fiziği atom altı parçacıklar ve parçacıklar arasındaki ilişkileri incelen bilim dalıdır. Burada arkadaşlar kullanım alanları yazar zaten. Savunma sanayinde, uzay, roket sanayinde, lazer ışınların elde edilmesinde yüksek enerji plazma fiziğinin uygulama alanlarından biridir arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da bir kez okumanız yeterlidir. Yorum sorusu çıkacaktır arkadaşlar.